Seher abla. Oğlum bana niye yalan söyledi? Aileme olanları öğrendim. Polisten niye bilgi saklasın ki? Belli ki söylemedi bana öğrendiklerini. Söyleyemedi sana kızım. Neden? Erol Bey, ben ailemin başına gelenleri öğrendim. Çok üzgünüm Nerin. Başın sağ olsun. Seher ablanın oğlunun öğrendiklerini bana söylememesini istemişsiniz. Dağılmanı istemedim. Zaten son zamanlarda yeterince dağılmıştın. Hı. İşler aksıyordu. Neden acaba? Sermet Karayel'i benim başıma sardığınız için olabilir mi? Narin, o işi senden başka kimse halledemezdi. Bak kredinin ilk taksiti geri ödendi bile. Eğer Fırat Sermet'i o zamanı tanımasaydı, o hacizleri durdurmasalardı, Sermet bir günde batacaktı. Tek bir günde. Yani görev tamamlandı. O zaman siz benim kasaba günlerinden Sermet ve Fırat kazanlı olan geçmişimi falan biliyorsunuz. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Ne haber Hülya? İyiyim, teşekkürler. Narin odasında mı? Erol Bey'in yanında ama şimdi çıkar. Buyurun ha. Siz. Kahve? Ay şahane olur, çekerli olsun ama. Hemen gönderiyorum. Hikayenizi kısmen biliyorum ama kimsenin geçmişi beni ilgilendirmez, bilirsin. Peki Sermet Karayel'in beni taciz etmesi, saplantısı, yıllardır beni gözetliyor olması falan umurunuzda değil, öyle mi? Narin, Sermet seni 15 senedir izliyormuş. Kasabadan beri. Tabii. Sen üniversitede okurken bile izlermiş. Bir gün zararı oldu mu sana? Bak sen buraya işe başlayalı işte bir ay falandı karşıma çıktı. Biz öyle tanıştık. Bu şirketin sana layık olup olmadığını kendi gözleriyle görmek istemiş. Sonradan anlatmıştı bana. Bunca yıl. Çok korkunç bir şey bu. Takma kafana, olur böyle şeyler. Bak beni de tam 10 yıldır takip eden bir kadın var. Tabii olur böyle şeyler. Ama sen artık kafanı toparla. Verimsizsin çünkü. Bu arada şu yeni maceram seni daha fazla dağıtmaz umarım. Hayri Bey, iyi haftalar. Aa! Siz ne zaman döndünüz Abant'tan? Ya neler oldu neler, ben hastaneden geliyorum. Dün gece sizin arkanızdan fırladık çıktık geldik buraya. Nasıl yani, ne oldu? Irmak dün gece kapıda düşmüş bayılmış. Güvenlik aradı beni. Yani nasıl arabaya bindik, nasıl buraya geldik hiçbir şey hatırlamıyorum. Amcam yetiştirmiş hastaneye. Böyle sabaha kadar serumlar, ilaçlar falan, şimdi biraz daha iyi. Ben çıkarken uyuyordu. Şu arkada hastane var ya. Ya Deniz, ben de seninle geleyim hastaneye. Merak ettim şimdi. Ne oldu kıza durup dururken canım? Ben de bir şey anlamadım ama var bir sıkıntı orada. Bak, ben senden bir şey istemeye geldim. Şu Fırat'ı bir ara senin. Ne? Niye ya? Bak, Irmak kendine geldiğinde amcam dedi ki, Hikmet Bey aradı beni. Çarşamba günü kendi aramızda nişan yapmak için size gelmek istiyoruz dedi Irmak'a. Aa, E'si, Irmak istemiyorum gelmesinler dedi. Döndü yattı. İnanabiliyor musun? Can 50 kere sordu. Ne oldu? Arabada gelirken kavga mı ettiniz? Fırat'ta bir sorun mu var? Yok, hiçbir şey söylemiyor. Dün gece Fırat'ı aradım ben, açmadı telefonu. Sabah onun sekreterini aradım. Tamam efendim, size döneceğim dedi. Yok, dönen de yok. O yüzden diyorum, ara da konuşurken ben de alırım, soracaklarımı sorarım işte. Yok ya Deniz, olmaz şimdi. Yakışık almaz. Yani hastaneye gidelim, Irmak'tan öğreniriz işte ne olduğunu. Ben de bu sabah günü pek iyi başlamadım zaten. Oo, maşallah, maşallah. Bak, üç vakte üç tane düğünümüz var ufukta, görüyorum. Hı. Yok canım. İki düğün, bir cenaze. Cenaze Atıf'ın ki. Lan! Daha dün memlekette anasının ölümünü ağlayan karı 3 saatte motel nasıl gitti? Yemedi, içmedi, bu herifle basıldı? Abi, ben de sözüm bittiği yerdeyim yani abi. Yeter, ben bu Narin'den emekli olurum artık ya. Yeter artık, ben dayanamıyorum. Ulan siz beni hep uyuttunuz mu lan? Hep beni uyuttun mu lan? He? Git! Yeter lan! Vuracağım ulan kendimi! Yaklaşmayın.
Vururum bak kendimi, yaklaşmayın. Vur lan! Vuracağım abi zaten. Dayanamıyorum abi artık. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Doluya koyuyorum, olmuyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor abi. Yapma. Lütfen. Yapma abi, sen beni hiç düşünmüyorsun. Çık dışarı. Çık! Abi. Abi bak ben artık Nari'nin peşine gitmek istemiyorum abi. Yetti abi bana artık. Yetti, yetti. Yetti abi. Dayanamıyorum. Başka kadın olsun. Alayım, ciğerini sökeyim, atayım ben de abi. Artık dayanamıyorum abi ben. Benim senden başka kimim var oğlum? Ha? Sakin ol. Git doktor Gürbüz'ü al, getir buraya. Benim gözümün önünde sana bir terapi yapsın. Sonra da git, şu fotoğrafları çeken muhabiri bul, getir. Sen benim kardeşimsin oğlum. Belki bu Sermet bandası başkasını sevdiğini görünce usul usul kenara çekilir ha? Şişt. Artık nasıl? Ya dün çok mutlu görünüyordun. Çok tatlı. Deniz, hadi gidelim hastaneye. Bir göreyim şu kıza. Ya biz nasıl yetişeceğiz ya? Çarşamba bunlar çiçek çikolata kapıya dayanacaklar. Bugün pazartesi oldu. Ne ara hazırlanacağız, ne ara toplanacağız bilmiyorum. Can ne dedi biliyor musun esas bomba? Ben de o gün geleyim seni amcandan isteyeyim dedi. Kızım, benim mutluluğum bu ikisine bağlı. O yüzden bunların acil barışması lazım. Ya tamam, Allah Allah. Konvoy halinde gelmeyin Cemil amcanın üzerine teker teker. Bak ne diyorum, aklıma ne geldi. Sen de gidip babanın istese ya şu atı. Böyle giyinelim, kuşanalım, aşağılıya aşağılıya gidelim şunun dükkanına. Tabii, tabii. Teşekkürler. Irmak! Irmak! Kızım neredesin sen? Hastaneye gittik, çıktı dediler. Niye aramıyorsun? Yok bir şeyim ya, yok. Ben eve gideyim şimdi. Hayır, sonra... yürü. Eve gidiyoruz bize. Ne misin? Bir şeyim yok, yok bir şeyim. Ver elini. Sen niye çıktın apar topar hastaneden onu söyle. Ya ne olacak canım, serum falan bitti. Doktor vitamin falan verdi. Çıktım ben de. Sen de zahmet etmeseydin. Irmak'cığım, uyuyordun Irmak, uyuyordun ya. Bir kahve içmeye gittim Nari'nin ofise. Biliyorsun hastanenin bir arka sokağında ya. Arasaydın eline mi yapışırdı? 3 saniyede gelirdim yanına. Hay Allah. Kusura bakma Nari Hanım, seni de sokağa döktük böyle. Ama merak etme, ölümcül bir şeyim yok. Biraz halsiz kalmışım sadece. Irmak, bırak bu tavrı. Seni merak ettik gerçekten. Bırak ya. Ne oldu anlat. Siz gece kavga mı ettiniz? Fırat da telefonlarımı açmıyor. Ne oldu? Fırat ile ilgili kuşkularım var benim. Ne gibi? Hafta sonu iş gezisinde değilmiş. Yaslıhan'a gitmiş. Sen nereden biliyorsun? Dün oteldeyken Mary aradı. Efendim Mary. Irmak Hanım, Fırat Bey seyahat mer gitti, öğrendim ben. Ya Yaslıhan'a gitti. Ve üstelik tek başına gitmedi. Nereden biliyorsun? Dün gece Fırat Bey'in yaşlı halı aradı. Cep telefonu... Bulamadı. Onun için evi arıyor. Ondan sonra bana dedi, kızım ara sen, söyle onu. Çiftlikten gelen güzel peynir var, güzel tereyağı var. Bir sepet hazırlattı. Ama Fırat Bey çıkarken ünütü onu. Uğursun dönmeden alsın dedi. Yaslıhan'daki halası biliyor. Evet. Ama Irmak Hanım, sizi söylemeyi biraz korkuyorum ama. Ya dün sabah geldi Fırat Bey. Çanta aldıktan sonra gördüm ben. Arabada yanında bir kadın vardı. Ya sarışın böyle. Çok güzel bir kadındı hem de. Meri mi söyledi bunları? Evet. Vay be. Oradan görmüş yani. Kaçıncı katta oturuyor Fırat? 10. katta falan değil mi? Nasıl görmüş bu karı ya? Kartal mı aşağıdaki sarıyı nasıl görmüş yani? Yani biraz zor ama olabilir. Ya bırak Allah aşkına ya. Hatırlarsan o kadın Fırat'ın eve kadın attığını da söylemişti. Evden kim çıktı? Narin, o
büyük iş sorunu çözmeye gitmişti kız. Ayrıca da sen geçenlerde bunu bayağı bir kalaylamışsın Atıf'la gittiğinde. İşten attırırım falan diye kızı tehdit etmişsin. Senin sevgilin de bayağı geveze anlaşılan. Ya yok, ne alakası var? Benim yok bir şeyden haberim. Ya bırak, ne bilsin o, bana Atıf anlattı. Sen sabah akşam kızı tehdit ediyorsun. Patronuyla senin aranda kalıyor. Sen Şükret de Fırat da bir kadını yatakta gördüğünü söylemedi sana sizi ayırmak için. Ya Irmak, bırak Allah aşkına ya. Yani sevmiyorum de, istemiyorum de anlarım. Bana bunlarla gelme. Ama yani kız bu kadarına cesaret edebilir mi ya? Değil mi? Öyle sarışın kadın falan. Hem kim o, hem kim o sarışın kadın? İş için mi, ne için? Nalan? Hayır yani, tuhaf değil mi ya? Ya bir insan nasıl bu kadar hikaye uydurabilir? Yok yastığına gitti. Yok sarışın bir kadın vardı arabada. Yok büyük hala. Ya onu nereden bilebilir bu kadar şeyi yani? Durup dururken, hiçbir şey yokken. Değil mi? Evet, evet, aynen. Ve ben bu derece şüphelerim olan bir adamla nişanlanmak istemiyorum. Kendisine de söyledim zaten. Hani bana verdiğim bir söz yok. Evlenmek istemiyorsan unutalım bunu tamamen. Aynen olduğu gibi devam edelim. Dedi ki karar senin. Beni üzmek istemiyormuş. Deli mi bu adam ya? Aman. Tipik sorunlu erkek ya. Issız adam bu, ıssız adam. Ben biliyorum bu tipleri. İstanbul'da her metrekareye 100 tane düşüyor bunlardan. Boş ver, boş ver, bırak. Ne? Gideyim ben, geç kaldım zaten. Duruşmam var benim. Hadi görüşürüz. Dilini keseceğim senin dilini. Ya Allah Allah. Hayır yani böyle bir adamla bu kız nereye kadar canım? Görüyorsun işte sen de. Ay sana da koca olsun, bu akşam olsun ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.